Merhaba değerli izleyenler. Bugün annem köyde kapanç ekmeği yapacak, köy ekmeği yapacak. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Farklı bir sistemin içinde yapıyor. Kapanç fırını var. Size onu göstereyim. Evet. Kapanç fırınımız bu. Normalde bu saçtan olan bir ürün. Üzerindeki de kül. Normal bildiğimiz ocak külü. Bu külün ısınması için ocaklığın içine bir ateş yakıyoruz şu anda. Annem şu anda tutuşturuyor ateşi. Bu ateş yandıktan sonra şu gördüğünüz kapançı ateşin üstüne koyup kızdıracağız. Biz bağ çubuğu kullanıyoruz yakmak için. Başka yörelerde farklı odunlar kullanılabilir. Bizim burada bu çok fazla olduğu için bunu tercih ediyoruz. Köyde tavuklarımız da gelmiş bu arada. Bunlar da yem bekliyor. Mutfağa kadar gelmişler. Hepsi başımızı bekliyor şu anda. Evet, ateşi yaktık. Evet. Şimdi kapancı koyma sırası geldi. Şuradaki sacaya kapancı yukarıda tutacak. Şurada arkasında bir tane de tuğla var. O tuğlaya dayanacak biri de. Yani şöyle boşlukta kalacak. Altından ateş yanacak. Sacaya yukarıda tutmasını sağlayacak kapancı. Bunun içinde kızardıktan sonra köy ekmeğini pişireceğiz. Ateşimiz güçlü olarak yanmaya başladı. Yüksek ateşte bu kül anca ısınıyor. Bu şekilde 20 dakika falan içindeki odunlarla ısınmış olacak. Ekmeğimiz şu anda sobanın yanında. O da hafiften kabarması bekleniyor. Onu da tepsinin içine alıp geleceğiz. Şu anda kapanç ısınmaya devam ediyor. Şu anda bir göstereyim şöyle. Köylerde genelde bu kapanç fırını kullanılıyor. Bunun içinde et, dolma, o tür tarz şeyler de yapılıyor. Ve çok güzel, odun kokulu, çok lezzetli oluyor. Ekmek de aynı şekilde. Közde yapılan ekmeğin tadı da bir başka oluyor. Şu anda hamurumuz, köy ekmeği hamurumuz. Şu anda zobanın başında. Kabarmasını beklemiştik. Şu anda kabardı herhalde. Şöyle açıp bir bakalım. Evet, hamurumuz bu. Yeterince kabarmış. Şöyle kalınlığı gayet iyi. Şimdi şuradaki tepsimizin içine bunu... Hadi öyle ikimizi kaldıralım. Şurası ezildi. Öyle mi oldu? Evet. Ters çevirdik ekmeği içine. İyi. Bu şekilde tepsinin içine yerleştirdik. Şimdi bu tepsiyi de o yaktığımız kapanç fırının içine koyacağız. Götürüyoruz şu anda. Ekmeği evet. Şuraya koyalım da. Hamurumuz ocağın başına geldi. Çatalla delme işlemini neden yapıyoruz anne? Bunu işte o kadar kabuğu kalkmasın diye. Evet. Çok fazla kabarıp şişmesin diye yapılıyormuş arkadaşlar. Kabuğu kalkmasın diye ya. Şöyle çatalla küçük delikler açmamız yeterliymiş. Ocağımız bayağı oldu. Köz oluştu. Tamamen yanıp geçmesi gerekiyor. Közlerin şu altındaki közün tamamen köz haline gelmesi lazım. Ateş olmaması lazım. Öyle bunu biz kaç senedir beri böyle pişiririz ara sıra. Kaç yıldan beri bu ekmeği yapıyorsun anne? 35 seneden beri. Ek tut, gevez, yani her zaman yapmıyorum. Ara sıra yapıyorum. Evet. Dışarıda da köy fırınımız var arkadaşlar taştan.
Doğal tuğladan yani daha doğrusu. Onun içinde de yapıyoruz ekmeği. Ama bunun ekmeği daha bir farklı oluyor. Hem kurutmuyor ekmeği, yumuşacık yapıyor. Diğer fırında yapılan ekmekler biraz daha kuruyor. Kurumuyor, kurumuyor da. O da bu. Bu kolay şimdi. Evet. Bu biraz daha pratik işmiş. Diğer fırını yapmak biraz daha meziyetli, içinde pişirmek. Çok fazla atınca altını dağıtsak yeterli mi? Hmm. Evet. Şu anda o kalan ateşlerin yanmasını bekliyoruz. Ekmek yanmasın diye. Yoksa altından ekmek, tepsinin altı yanıyor. Biz de yanık ekmek istemiyoruz. Çok güzel bir şekilde tam kıvamında kızarmasını istiyoruz. Evet, şu anda kaldırıyoruz. Evet, içi çok iyi kızardı şu anda bu kapancın. Közü de bu şekilde dağıtıyor annem. Sacın üzerine koyacağız şimdi, sac ayağının üzerine. Fazlalık közü de şuraya ocağın kenarına biriktiriyor. Eğer altı pişmezse bunu da altına doğru tekrardan atacak. Evet. Şimdi bu kapancı üstüne koyuyoruz. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Hemen hemen kaç dakikada pişer anne? Yarım saat pişirdim, hiç hamur olmaz için. Çok güzel oluyor o zaman, paslak paslak. Yarım saat pişer. 10-15 dakikada pişirdi, ben durduruyorum. Evet. Almayayım ben. Tabii ağır ateşte yok. Tabii daha güzel oluyor köz ateşinde. Niye yakın? Yaktırmayın ekmeğimi diye. Altının közünü baya bir şu kenara yığdık. Altını yakmak istemiyoruz ekmeğinde. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Şöyle size fırını altının nasıl olduğunu göstereyim. Tepsinin üzerine bu kapancı koyduk. Bu şekilde pişmeye bırakacağız. Yarım saat sonra. Aslında 10-15 dakika sonra kontrol edeceğiz. Altı pişmezse eğer şu közleri altına dağıtacağız. Eğer pişmişse bir 15 dakika daha pişip ekmeğin güzelce kızarmasını bekleyeceğiz. Değerli izleyenler, ekmeğimiz pişerken size bu kapanç fırını da anlatmak isterim. Bu oval bir saç bu şekilde. Etrafına çember geçirilmiş. Biz şu şekilde yanda biriken külleri bir kapta topluyoruz. Bunun üstüne göre biriktiğinde en son üzerine güzelce suyla tararak üzerine yapıştırılıyor bir anlamda. Hemen hemen 3 parmak kalınlığında üzerine kül var şu anda. Şu anda bir kontrolünü yapıyoruz ekmeğin de bir taraftan. Ekmek yana yazmış. Bunun hemen yönünün değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir tarafı çok kızarmış. Şu duvardan kalan kısmı bazen şey olabiliyor. Devamlı ateş o tarafta yandığı için ekmek o tarafı daha çok pişebiliyor. Şimdi annem o tarafı bu tarafa doğru çevirecek. Sıcak bir taraftan da uğraşması da biraz tabii zor. Şimdi o sıcak tarafa pişmemiş tarafı da çevirdiğimiz için o tarafı da aynı şekilde güzelce kızaracak. Ekmeğimiz tam kıvamında pişiyor şu anda. Daha şu anda 10 dakika bile olmadı. Ama ekmek üzeri çok güzel kızarmış. Tabii ekmeğin kokusunu çeken bir tane kedi de geldi buraya şu anda. Onu da size göstereyim. Ekmeğin kokusunu çekti. O da ekmek bekliyor. Annem de kovalıyor şu anda ekmeği. Bizden önce yemesin diye. Evet. Üzerine kül dediğim gibi karılıp üzerine hazırlanıyor. O şekilde kül devamlı üzerine duruyor. Bu hiçbir şekilde küle ellenmiyor ondan sonra. Ve her seferinde bu şekilde altına odun yakılarak ekmek pişirme, et pişirme, dolma pişirme. Yazın özellikle dolmaları, karışık dolmaları bunda yapıyoruz. Gayet güzel oluyor. Yenemek yine kontrol ediyor şey olarak. Acaba yanan tarafı var mı diye annem. Çünkü fazla yandığında ekmeği yakabilir. Tabii biz de yakmasını istemiyoruz. Gerekirse çok sıcak olursa biraz açıyoruz. Havalandıktan sonra hemen soğuyor fırın. Hemen geri koyuyoruz ki üzerine daha fazla soğumadan ekmek pişmeye devam etsin. Evet. Ekmeğin yanmasını da bu şekilde engellemiş oluyoruz. Bu Ege bölgesinde bu fırından çok satılıyor. Yani çarşıda bazı yerlerde özellikle
Bunun üretimi de hala devam ediyor. Böyle bir kapanç fırını almak isterseniz Ege'de bütün şehirlerde hemen hemen mevcut bu. Köylerde hemen hemen herkesin evinde de bu kapanç fırını bulunuyor. Şu anda altı pişmiş mi diye kontrol ediyoruz. Ekmek kocaman kalkmayı kına. Evet. Pişmemiş az. Altı da tam kızarmamış. Kızarmadığı için altına hemen köz atılacak. Tabii biraz bakım isteyen bir fırın tamam, bu. Ha, iyi işte. Közü böyle hafiften bu şekilde dağıttığımızda yeterli oluyor altın kızarması için. Kızarır da day olur o. Tamam. Evet. Ondan sonra alıveralım tamam. Tamamen piştikten sonra içini de çektikten sonra artık ekmeğimizi alacağız. Evet, şimdi ekmeğimiz pişmiş mi diye kontrol edeceğiz. Evet, nar gibi kızarmış. Gayet güzel altı üstü pişmiş. Mis gibi de kokuyor şu anda. Bayağı da sıcak tabii. Oo, ekmeğimiz çok güzel olmuş. Altı da nasıl oldu? Size hemen de göstermek isterim. Oo, altı da çok güzel pişmiş. Üstü de çok güzel pişmiş. Şimdi soğuması için şuraya annem sarıyor.